Herkese yeniden merhaba. Bugün gene bir palet ve makyaj serisiyle karşınızdayım. Gene 6 farklı makyaj hazırladım size. Elimdeki paletlerle böyle videolar çekmeye devam etmek istiyorum. Siz de beğenmiş gibi gözüküyorsunuz. Gelen yorumlar genelde olumlu olduğu için ben de motive oldum açıkçası. Yoksa ben makyaj artisti değilim yani. Benim neyime makyaj videosu çekmek de. Böyle düşünüyordum ama linç yemediğim için devam etmeye karar verdim. Bu seferki videoda yine sizin istekleriniz doğrultusunda Sofix Extra Spice paleti, uf ne kadar kirli bu ya. Revolution'ın Sofix Extra Spice paletini çekmeye karar verdim bu sefer. Aslında çok uzun zamandır kullandığım, elimin de sürekli gittiği sıcak alt tonlu bir paletti bu. Ama Sebile'nin Day to Day paletinden sonra elim buna eskisi kadar gitmemeye başladı. Hatta bunu aldığım günden beri hiç bunu kullanmadım diyebilirim. Çünkü bu Day to Day paletindeki sıcak tonlar bence daha başarılı. Genel olarak. Yine de bu palette tabii ki ilginç diyebileceğim birkaç tane ton var. Şuradaki müdüm renkleri ilginç. Bir de şuradaki şu kırmızı pembe rengi bayağı ilginç. Belki bu tip renkleri çok kullanıyorsanız o zaman bu palet yine daha iyi bir seçenek. Day to Day paletinden. Ama yok ben daha çok böyle kahverengi tonları kullanıyorum günlük makyajımda derseniz o zaman Day to Day paletine bakmanızı tavsiye ederim. Extra Spice'dan ziyade yani. Bu arada bu paletle de 5 farklı makyaj yapmıştım. Aranızda izlemeyenler varsa şuraya bir yere linki bırakacağım. Tekrar bu palete gelirsek. Genel olarak pigmentasyonunu ben çok başarılı biliyorum. Gayet iyi pigmentasyonları. Bazıları dökülme yapabiliyor. Ve tozutuyorlar da. Ama fırçaları doğru seçerseniz problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bir de bu seferki videoda daha böyle koyu renk makyajlar göreceksiniz. O konuda bir eleştiri aldım. Hani hep böyle günlük makyajlar yapıyorsun. Daha böyle koyu renkli, işte koyu dumanlı göz makyajı tarzı gece kullanabileceğimiz makyajlar da yapar mısın şeklinde bir eleştiri de geldiği için bu seferki videoda daha böyle koyu göz makyajları göreceksiniz. Zaten bu palette öyle bir palet yani çok fazla koyu renkler var. O yüzden aslında uygun yani gece makyajları yapmaya da uygun. Bu arada fiyatını da hemen söyleyeyim 99 lira şu anda ama ben indirimde çok çok uygun bir fiyata almışım. Yani 39 lira gibi bir fiyata aldığımı hatırlıyorum ama bir seneye yakın bir zaman önceydi yani. Şimdi 50 liraya falan iniyordur. İndirimsiz fiyatını bence hak etmiyor yani bu 99 liralık bir palet değil bana kalırsa. İndirimi beklemenizi tavsiye ederim. O zaman hazırsanız başlayalım. Cilt makyajımda neler kullandığımı da göstereceğim size. Çünkü bir önceki videolarda çok fazla sordunuz. İlk önce 3CE'nin bu bazıyla başlıyorum. Bu parlak bitişli bir baz bu. Ardından Misha'nın Glow Skin Dation fondötenini kullanıyorum. Bu hem cilt bakımı hem de fondöten ikisi bir arada bir ürün. Çok memnun değilim aslında. Bu şekilde kuşun süngeriyle daha güzel bir görüntü elde edebiliyorum. Ardından da concealer kullanıyorum. Bunu böyle bir süngerle dağıtmayı tercih ediyorum. Çünkü çok fazla emmiyor. Ardından da Fenty'nin transparan pudresiyle bitiriyorum. Göz makyajına başlıyoruz. Bu açık turuncu rengi kaplanma çizgime iyice yediriyorum. Sürekli dağıtarak gidiyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde yaparsanız daha homojen bir görüntü oluyor. Sephora'nın bu fırçasını bu arada şu anda web sitesinde bulamadım. Çok eski bir fırça çünkü. Paletteki bu sıcak kahvelerden biriyle de göz kenarlarını koyulaştırıyorum. Gözün içine de aynı kahverengi geçtim. Altın rengini tam ortaya süreceğim için iyice patlatmak istedim o rengi. Bu gördüğünüz hani en son fırçayla dağıtma işlemini hep temiz fırçayla yapıyorum bu arada. Ve altın rengi gözün ortasına yerleştiriyorum. Bunu parmağınızla sürmeniz daha iyi olur. Bu şekilde daha iyi rengini belli ediyor. Gözün altına da aynı altın sarısı rengi geçtim. Birazcık daha göz kenarlarını koyulaştırmak için de paletteki en koyu kahveyi kullanıyorum.
Göz pınarlarımı aydınlatmak için de bu arada son dakikada yine o altın sarısını kullanmaya karar verdim. Bu arada Sofly Cosmetics'in fırçalarının hepsini denedim. Çok memnun kaldım çoğundan. Özellikle yüz fırçalarını ben çok beğendim. Favorim hangisi diye sorarsanız şu anda kullandığım fırça S01 fırçası özellikle çok iyi. Aydınlatıcı fırçası da çok iyi S05. İkisinden de özellikle çok memnun kaldım. Tüm seriden özellikle bu iki fırçayı öneririm açıkçası. Aslında hem günlük hem de gece kullanılabilecek güzel bir makyaj oldu. Altın sarısını çok sevmediğim için bu görünümü çok kullanacağımı zannetmiyorum. Ama yine de eminim sevenler, yakıştıracak olanlar vardır kendilerine. İkinci makyaja gelelim. Bu daha benlik bir makyaj. Vişne çürüğü adına verdim bunu. Çünkü renkler bence tam öyle. İlk olarak bu mürdüm rengiyle başlıyorum. Yine temiz bir fırça alıp etrafını temizliyorum. Bunu hep yaptığımı göreceksiniz zaten video boyunca. Gözün altına da aynı rengi geçtim. Bu kullandığım fırçayı bir daha bulamadım. 10 senelik falan fırça. Annecy'den almıştım zamanında ama artık üretilmiyor diye biliyorum. Bununla birazcık daha göz kenarlarını koyulaştırıyorum. Yine dağıta dağıta gidiyorum bu arada. Bunu yapmanızı tavsiye ederim çünkü fağlar gerçekten çok pigmentli. Eğer böyle dağıtmazsanız göz kapağında böyle kalıyor. O yüzden dağıtarak gitmeniz lazım. Gözün iç ve orta kısmına da bu parlak bordomsu rengi geçiyorum. Kontür ürünü olarak da Misha'nın Cotton Contour ürününü, aldık olarak da Tracy'nin bu aldığını kullanıyorum. Hepsi çok sevdiğim ürünler, sürekli kullandığım, elim gittiği ürünler. Bu aydınlatıcı göz pınarına da geçmeye karar verdim. Palette buna uygun açık bir renk olmadığı için. Ve The Balm'ın en sevdiğim ürünlerinden biri olan lip gloss'unu sürüyorum. Üçüncü makyaja gelelim. Dumanlı Yosun Yeşili adını vermişim. Çok koyu bir makyaj bu. Daha gece uygun olabileceğini düşünüyorum. Elimde daha güzel yeşil fağlar olduğu için bunları o kadar kullanmıyorum ama canlı yeşillerden korkuyorsanız bu güzel bir seçenek olabilir. Bu parlak yeşil rengi de yine parmağınızda uygulamanızı tavsiye ederim. Çünkü fırçayla tam performansını alamıyorsunuz gözünüzde. Ve yavaş yavaş koyulaştırıyorum göz makyajını gördüğünüz gibi. En son bu yeşil rengi kullandım iyice koyulaştırmak için.
Etude House'un kontur paletini kullanıyorum. Ve yine aynı paletteki bu şeftali rengini kullandım aldık olarak. Bence tam bir gece makyajı oldu bu. Siyah kullanmak istemiyorsanız bu taze renklere bakabilirsiniz. Dördüncü makyajı gümüş ismini vermişim. Paletteki soğuk alt tonlu gümüş renkleri kullanarak yaptım çoğunlukla. Bu ilk kullandığım renk kesinlikle kendini belli etmediği için 3-4 kat böyle parmağımla geçtim göz kapağıma. Ardından da NYX'in kalemiyle gözümü çerçeveledim. Bu kalemi dağıtmak için de yine paletteki en koyu kahverengiyi kullanıyorum. Çok ince bir eyeliner fırçası kullandım. Daha sonra elime bu Zoe'nin en sevdiğim fırçasını aldım ve bu paletteki en koyu rengi elimde birazcık yumuşattım. Yumuşattıktan sonra gözün dış kenarlarına geçtim bu rengi. Palette soğuk kahve yok yani. Bir tek bu koyu kahve var. Onu böyle hafifleterek de kullanabiliyorsunuz. Bu gümüş rengi de bütün göz kapağıma yayıyorum. Aynı şekilde gözün altına da geçtim bu rengi. Hourglass'ın bu bitirme pudrasını ben anlık olarak kullanıyorum. Bunu deneyemeden almıştım. Bitirme pudrası olarak kullanamadım, anlık olarak kullanıyorum. Şimdiye kadar yaptığım en renkli makyajlardan biri oldu bu da. Gün doğumu ismi verdim. Renkler çok onu anımsattığı için bana. Turuncu renkle başlıyorum. Bu harika bir yanık turuncu. Paletteki en sevdiğim renklerden biri. Gözün iç kısmına da bu sarı rengi geçiyorum. Renkleri birbirine karıştırarak gidiyorum hep. Bu muhteşem pembe kırmızı rengi de gözün dış kısmına geçiyorum. Yine sık kırlı bir fırça kullanmanızı tavsiye ederim bu rengi oturtabilmek için. Benim şu anda kullandığım fırça Anastasia Beverly Hills'in paletinden çıkan fırça. Yani bunu satın alabiliyor musunuz bilmiyorum, büyük ihtimalle alınıyordur. Çift taraflı bir fırça. Arka tarafıyla da dağıtıyorum. Turuncu renkle pembe rengi yine birbirine karıştırmaya çalıştım. Yani sürekli olarak renkler arasında gidip geliyorum gördüğünüz gibi. Çünkü karıştırdıkça biraz canlılıklarını kaybediyorlar. Her iki rengi karıştırıp gözün alt kısmına geçtim. Bu arada biraz dökülme yapabilir bunlar. Çok pigmentli oldukları için. O yüzden gözün altını temizlemenizde fayda var.
Ve gelelim son makyaja. Beige Bronze ismini verdim. Bu da yani kullanılabilecek en doğal, en günlük makyajlardan bir tanesi. Birçok insanın tercih edeceğini düşünüyorum açıkçası. Paletteki en açık bej rengine katlanma bölgeme sürüyorum. Fakat dökülme yapıyor bu da. Gördüğünüz gibi, o yüzden dikkatli sürmenizi tavsiye ederim. Aynı rengi gözün altına da geçiyorum. Bu bej bronz renginde gözün iç kısmına ve ortasına iyice yerleştiriyorum. Fırçayla pek beceremedim. O yüzden parmağımla sürüyorum gene. Ve bu sıcak kahverengiyi de gözün dış kısmına geçiyorum. Çok hızlı yapabileceğiniz kolay bir makyaj bu bence. Bu benim en sevdiğim ruj olabilir. The Balm'ın Liquid Matte rujlarından Committed rengi. Muhteşem bir gül kurusu bence. Herhalde 2-3 tane bitirmişimdir bundan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin en beğendiğiniz makyaj hangisi oldu? Aşağıya yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Ben açıkçası daha böyle renkli makyajlar yapmayı sevdiğim için son zamanlarda bu renklerden çok fazla sıkılmışım, yani onu fark ettim. Ama tabii ki herkes benim gibi değil. Daha böyle doğal tonları kullanmayı seviyorsanız bu paleti beğenebilirsiniz diye düşünüyorum. Hem günlük hem gece makyajlarınızı yapabileceğiniz, hani böyle makyajda çok fazla macera aramayan insanlar için bu gerçekten güzel bir palet. Size bütün renklerin performansını göstermeye çalıştım aslında. Bütün renkleri kullandım paletteki. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.